Arkadaşlar AYT soru bankamızın polinomlar bölümünün birinci bölümünün test 5 ile karşınızdayım. İlk sorumla başlıyorum. 10 numara bir sorudur. Yazarken çok olduğum bir sorudur. Px ve Qx ikinci dereceden bir polinom olmak üzere aşağıdaki dik koordinat düzleminde Px artı Qx ile Px eksi Qx'i vermiş bulunmaktayım. Bunlar ikinci dereceden arkadaşlar. Bunlar ikinci derecedense ve çıkarttığım zaman birinci dereceden bir şey çıkıyorsa başka sayılar aynı olması lazım. Bir kere bunu da anlaşalım. Yani ax kareye ax kare olması lazım ki onlar birbirini götürsün, başka sayılar aynı olan bir şey çıksın. Bir kere ikinci dereceden iki şeyi de topladığım zaman ikinci dereceden bir polinom elde ederim en fazla. O zaman toplamları da ikinci dereceden bir polinom. Yani burada bir parabol var. Burası da parabolün tepe noktası. Hatta ben buradan şunu da biliyorum. Bildiğim şey parabolün kökleri 0 ve 6, tepe noktası 3. Çünkü köklerin tam ortası olması lazım. Parabol ya bu falan filan dedim. Şimdi bir kere ben şunu çok rahat söyleyebilirim. Px artı Qx eşittir. Baş kat sayısı a olan ikinci dereceden bir polinom. Onun da kökleri 0, 6 olduğu için x eksi 6 ile x'in çarpımı şeklinde yazabilirim. Px eksi Qx'i nasıl yazıyorum? O da kökü 6 olan bir doğru. Kökü 6 olan bir doğru. Onun başka sayısı x olsun, b olsun. X eksi 6 ile çarpımıdır diyeceğim. Benim elimde bu bilgiler var. Bu bilgilerle ne yapabilirim? Şimdi ben ona bakacağım. Px polinomunun sıfırların toplamını soruyor. O zaman Px'i bulmam lazım. O zaman toplamam falan lazım buraları. Topladığım zaman şöyle geliyor arkadaşlar. Şimdi ben şunu biliyorum. Topladığım zaman a tane x eksi 6 çarpı x artı b tane x eksi 6 geliyor. Bu 2px. 2'ye böldüğüm zaman da px geliyor. O zaman bir kere x eksi 6 çarpı ax artı b bölü 2 şeklinde yazabilirim ben bunu. Buradan bir kök 6 geldi. Ben şu kökü de bulabilirsem ne kadar güzel, px'in bütün köklerini bulmuş olacağım derim. Şimdi o kökü nasıl bulacağız? Bütün mesele de zaten biraz bu. O kökü nasıl bulacağım arkadaşlar? Şimdi ben bir parabolle bir doğrunun kesişimini kullanacağım. Bir parabolle bir doğrunun kesişimini nasıl bulursunuz? Bu parabol, bu doğru, bunların kesiştirmek için, hangi noktalarda kesiştiğini bulmak için bunları birbirine eşitlersiniz. A çarpı x eksi 6 çarpı x eşittir. B çarpı x eksi 6 yaparsınız. Yetmez. Bunları bir tarafa toplarsanız falan filan. Ben şimdi x'in 6'sı olduğu bir kök biliyorum zaten. O yüzden onu direkt silebilirim. Onu gördüm. Bir de kesiştiği diğer noktanın 3 olduğunu biliyorum. Doğru mu? O zaman buranın 3 olduğunu biliyor muyum? O zaman a çarpı 3 eşittir b mi? O zaman b eşittir 3a mı? Onu da biliyorum. B'nin 3a olduğunu bildiğimden ax artı 3a diye bir şey var burada. O zaman x'in eksi 3 olması lazım ki buranın sıfırı olsun bu arkadaş. Yani x'in yerine eksi 3 koyduğum zaman burası sıfırlanıyor. O zaman px polinomunun sıfırların toplamı nedir? Bir 6'dır, bir eksi 3'tür. Toplamı 3'tür dersiniz. İlk sorumuz güzeldi. Geldim ikinci soruma. N pozitif bir tam sayı olmak üzere Pn şöyle bir tanıma sahip. X veren artı nx. P1x, P2x, P3x falan filan polinomunun bu polinom ile bölümünden kalan 77x olduğuna göre k kaçtır? Enteresan. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Şimdi bu arkadaş x artı x oluyor. X'i en yerine 1 koydum. Yandaki arkadaş x kare artı 2x oluyor. Yandaki arkadaş x küp artı 3x oluyor. Vesaire vesaire. En son x üzeri k artı kx oluyor dedim. Bunu neye böleceğim? Şu arkadaşa böleceğim. P2 nedir? X kare artı 2x. 3P1 bölü 2 nedir? Eksi, şimdi P1'in şurası olduğunu biliyorum ben. Burası P1. P1 2x'ti. 2'ye böldüm. X oldu. 3 ile çarptım. 3x oldu. Yani aslında bana sorduğu soru şu. X kare eksi x ile bölümden kalan nedir? Bunu soruyor bana aslında. Bunun ile bölümden kalanı nasıl buluyorum arkadaşlar? Bir x ile bölümden kalana bakıyorum. Bir de x eksi 1 ile bölümden kalana bakıyorum. Doğru mu? Şimdi hatta ben bunu yazayım. İşte bu kx polinomu olsun. Bu da lx polinomu olsun. Kx polinomunun lx polinomu ile bölümünde bölüm bx olsun. Kalanı da vermiş zaten 77x dedim.
Şimdi bu arkadaş hatta lx x çarpı x eksi 1 onu biliyorum. O zaman k 0 eşittir 0 gelecek. K 0 0 geliyor zaten. Buradan da geliyor. Her şeyin yerine 0 koyduğum zaman. K 1 eşittir ne gelecek? 77 gelecek arkadaşlar. Çünkü 1 koyduğum zaman burası sıfırlanıyor. Burası 77 oluyor. Ne kadar güzel. Yani burası kx polinomu. Burada 1 koyduğum zaman 77 gelmesini istiyorum. Şimdi bir kere ilklere bakarsanız x, x kare, x küp, x üzeri k'ya kadar k tane x üzeri bir şey var. Hepsi 1 oluyor zaten bu sayıların. O zaman burada k var. Artı burada 1 koyduğum zaman 1 var, 2 var, 3 var. K'ya kadar gidiyor. O da k çarpı k artı 1 bölü 2 oluyor arkadaşlar. Bunun cevabının çok güzel bir biçimde 77 çıkmasını istiyorum. 2 ile genişleteceğim falan filan. Ya da deneyeceğim. 11 koysam 11. 11 çarpı 12 bölü 2 vallahi geldi. K parantezini aldım gibi de düşünebilirsiniz. K 11 çıkıyor. İki tane uzun soruyla hayatıma devam ettim. Üçüncü sorudayım. Yine disiplinler arası bir soru. Binom. Bu polinom veriliyor. Buna göre Px polinomundaki x üzeri 5'li terimin katsayısı kaçtır diye soruyorum. X üzeri 5'li terimin katsayısını soruyorum. Şimdi arkadaşlar x üzeri 5'li bir terim arıyorum. Bir kere burada x artı 1, x artı 3, x artı 5, x artı 7, x artı 9, x artı 11 olmak üzere 6 tane birinci derece yani polinomun çarpımı var. Onları çarparsan burası 6. derecen bir polinom olur. 6. derecen bir polinomun 6. derecen bir polinomu toplarsam da 6. derecen bir polinom olur. O zaman ben aslında bir düşük dereceli polinom arıyorum. Şimdi x üzeri 5 arıyorum orada. Bir düşük dereceli terim arıyorum. Polinom nereden çıktı? X üzeri 5 olabilmesi için arkadaşlar bu alt şurayı kapat. Buradaki 6 parantezden 5'inden x'i alacağım. Birinden sayı alıp çarpacağım. Aslında ben onu yazayım. Daha güzel görün. X artı 1, x artı 3, x artı 5, x artı 7, x artı 9 ve x artı 11 var ya. Şimdi burada mesela sallıyorum bunlardan x'i seçeceğim bu parantezlerden. Buradan da 11'i seçeceğim. Çarpacağım 11x üzeri 5 gelecek. İşte bu parantezlerden x'i seçeceğim. Sallıyorum şunlardan. Buradan 7'yi seçeceğim. Çarpacağım 7x üzeri 5 gelecek. Aslında her birindeki sayıdan bir tane x üzeri 5 gelecek. O yüzden buradan biri alırsam gerisinden x alırsam sadece bir tane x üzeri 5 gelecek. Buradan 3'ü gerisinden x'leri alırsam 3x üzeri 5 gelecek. Sonra 5x üzeri 5 gelecek. Sonra 7x üzeri 5 gelecek. Sonra 9x üzeri 5 gelecek. Bir de 11x üzeri 5 gelecek. Bunları toplarsanız arkadaşlar 1, 4, 9, 16, 25, 36x üzeri 5 buradan geldi. Bitti mi? Bitmedi. Bir de buradan x üzeri 5 gelecek. O da binom. Nasıl yapıyorduk onu? Binomda bir kalıp vardı. 6'nın bir şeylisi çarpı x üzeri bir şey çarpı eksi 2 üzeri bir şey yapıyorduk. Bu kalıbı yazdıktan sonrası basitti. Nasıldı? Bunun 5 olmasını istiyorum. Onu veriyor bana. O zaman bu ikisinin toplamının 6 olması lazım. O zaman buraları 1 yazmam lazım. 5 ile 1'den herhangi birini de buraya yazıyordum. Eksi 2 çarpı 6'dan eksi 12x üzeri 5 ile oradan geldi. 36x üzeri 5. Eksi 12x üzeri 5, 24x üzeri 5 oldu. Geçtim. Geldim buraya. P eksi 2x eksi 1 Q eksi x kare olarak vermiş. PA gösterimi ile PX polinomunun x eksi a ile bölümünden kalan gösterilmektedir. Hacı abiler, burası ne demek? Burası ne demek ya? P eksi x eksi a ile bölümünden kalan ne demek? X yerine a koy demek. PA demek bu. Tamam abi PA'yı bulayım ya. PA, bu PA demekmiş. Ne kadar güzel. Bu P2 demek mesela. P2 eşittir. Bakayım. 3 gerçekten. Bu Q eksi 3 demek mesela. Q eksi 3'e bakayım. 9. Süper. Burada bana verdiği bilgi şu. P, Q, M. QM'yi bulacağım. Sonra onu PD yerine koyacağım. Burada bana verdiği şu. PM'yi bulacağım. Sonra onu Q'da yerine koyacağım. Ve bunlar aynı şey gelecek. Mükemmel ya. QM nedir? QM arkadaşlar M karedir. P M kare nedir? Burada M kare koydum yerine. 2 M kare eksi 1'dir. Eşittir. PM nedir? 2 M eksi 1'dir. QM 2 M eksi 1 nedir? Karesini alıyordu. 2m eksi 1'in karesidir. O zaman açtım karşı tarafı. 2m kare eksi 1 eşittir. 4m kare eksi 4m artı 1. Birler gitmedi. Öyle bir şey yok.
Hepsini sağ tarafa attım. 4m kare eksi 2m kareden. 2m kare 4m aynen kaldı. Eksi 1 artı 1 olarak karşı tarafa geçti. Eksi 2 eşittir 0 artı 2 eşittir 0 oldu. 2 parantezini aldım. 2'ye böldüm daha doğrusu. 0 eşittir m kare eksi 2m artı 1 oldu. Burası m eksi 1'in karesi. 0 olabilmesi için m'nin 1 olması gerekir dedim. Ne kadar uzun sorularmış bu testekler. Devam ettim. 10 numara bir soruyla devam ediyorum. Px polinomu için aşağıdakiler bilinmektedir. X kare artı x polinomuna bölündüğünde eksi 4x artı 2 kalanını veriyor. X kare eksi 1 ile bölündüğünde eksi 3x artı 3 kalanını veriyor. X kare eksi x ile bölündüğünde kx kalanını veriyor. K2 K3 toplamı kaçtır diye soruyorum. Şimdi arkadaşlar bir kere şunu anlaşalım. Px eşittir. X kare artı x'e bölündüğünde bölüm b olsun kalan eksi 4x artı 2 oluyormuş. Px eşittir. X kare eksi 1 ile bölündüğünde bölüm q olsun bu sefer. Kalan eksi 3x artı 3 eşitmiş. Px eşittir. X kare eksi x ile bölündüğünde bölüm işte l olsun. Kalan kx'miş zaten. Kx'i soruyor. Kx aynı zamanda arkadaşlar bilelim. Mx artı neye eşit? Çünkü ikinci dereceden bir polinomu böldüğüm zaman ya birinci dereceden ya sıfırıncı dereceden falan filan çıkmadı. Önceki testlerde çokça söyledik. Şimdi arkadaşlar b eksi q eksi l eksi bilmek istemiyorum ya ben. Umurumda olmasın istiyorum onlar. O zaman x yerine sıfır koymam lazım ki b eksi katsayısı sıfır olsun. O zaman x yerine sıfır koydum. P sıfır eşittir. Ne geldi? 2 geldi. Sonra ne yapacağım? X yerine eksi 1 koyduğum zaman da 1 eksi 1'den yine 0 geliyor. Zaten x çarpı x artı 1 olduğu için kökleri yerine koyuyorum. Aslında p eksi 1 ne geldi? Burası yine 0 geldi. Eksi 1 koyduğum zaman eksi 4 eksi 1 çarpımı 4. 2 ile topladım. 6 geldi. Ben buradan bunları biliyorum. Burada da x kare eksi 1'in kökleri 1 eksi 1 olduğu için sırayla onları yerine koyuyorum. P1 ne geldi? 0 geldi arkadaşlar. 1 koyduğum zaman burası 0, burası da 0. P1 0 geldi. P eksi 1 ne geldi? Yukarıda yazıyor ama bir kontrol amaçlı yapıyorum. Eksi 1 koyduğum zaman burası 0 yani burası 0 oldu. Eksi 1 ile eksi 3 çarpım 3. 3 ile topladım. 6 geldi. Ne kadar güzel. Şimdi burada ne koyacağım yerine? 0 koyacağım ve 1 koyacağım arkadaşlar. Çünkü burayı sıfırlayan değerler 0 ve 1. P 0 nedir? Burası 0 oldu. Burada 0 koyduğum zaman yerine neye geldi? P 0'ın 2 olduğunu biliyordum. P 1 nedir? Burası 0 oldu. Burada 1 koyduğum yerine m artı n'ye geldi. P1'in de ben 0 olduğunu biliyorum. N2 ise m eksi 2 olmalı ki toplamları 0 olsun. Ne kadar güzel. O zaman ben kx'in ne olduğunu biliyorum. Eksi 2x artı 2 olduğunu biliyorum. M'nin yerine eksi 2 koydum. N'nin yerine 2 koydum. 2 koyduğum zaman eksi 2 çarpı 2 artı 2'den eksi 2 geliyor. 3 koyduğum zaman eksi 2 çarpı 3 artı 2'den eksi 4 geliyor. Topladığım zaman eksi 6 geliyor. Geçtim bir sonraki soruya. Px polinomunun x kare eksi 1 ile bölümden kalan ile Px artı 1 polinomunun x kare artı 2x ile bölümden kalan sırasıyla Kx ve Sx polinomlarıdır. O zaman diyorum Kx artı Sx 4x eksi 4 ise K5 nedir? Güzel soruya benziyor. Yine unuttuğum sorulardan biri. Px eşittir. X eksi 1. X artı 1. Bölümü Bx olsun. Artı kalanı da K eksimiş. Şimdi arkadaşlar ben şuraya yazacağım ilk önce. Px artı 1 eşittir. Buna x kare artı 2 koydum. Yani x kare artı 2x'e bölmek buna bölmek demek. Bu x'in çarpımı x kare artı 2x. Bölüm cx olsun bu sefer. Kalan da sx'miş. Tamam. Şimdi arkadaşlar dikkatinizi çekiyorum. X yerine x artı 1 koyarsam ne olur bakacağım. X yerine x artı 1 koyarsam burası x oluyor. Burası x artı 2 oluyor. A aynı şey geliyor. Burası b x artı 1 oluyor. Demek ki bu buna eşitmiş. Burası da kx artı 1 oluyor. Demek ki kx artı 1 de sx eşitmiş. Burada güzel olan şey de şu. K'yı sorduğu için burası yine birinci dereceden olacak. Mx artı ne? Burası da kx artı 1 olacak. X yerine x artı 1 koydum. Mx artı m artı ne olacak? Bununla bunu topladığım zaman 2mx artı m artı 2 neye gelecek? 4x eksi 4. Sonra da işlem yapacağım.
2mx 4x eşit m eşittir 2. m2 ise burasının eksi 6 olması lazım ki cevabın eksi 4 gelmesi için. N de eksi 3 oldu. Yani kx polinomu dediğim şey mx artı neydi? 2x eksi 3. 5 koydum. 10 eksi 3'ten 7 geldi. Geçtim bir sonraki soruya. Px polinom. N tane birinci dereceden polinomun çarpımı şeklinde yazılabilen n'inci dereceden bir polinomdur. A pozitif tam sayı olmak üzere Px bölü 2 polinomunun kökleri çarpımı A. P3x polinomunun kökleri çarpımı A bölü 36 ise N kaçtır diye soruyor. Kaçıncı dereceden bir polinom olduğunu soruyor bana. Şimdi arkadaşlar Px bölü 2 ne demek? Atıyorum şu anda kafadan. Px'in bir kökü x eksi 1 olsun. Böyle bir çarpanı var. Başı da var, sonu da var. Önemli değil. Px bölü 2'nin kökü ne oluyor? X bölü 2 eksi 1'den buradan bir kökü geliyor. Buradan dikkatinizi çekiyorsa iki kök geliyor. Yani kökleri 2 ile çarpmış oluyorum. Peki P3x polinomunun kökü ne oluyor? Bir şeyler var. 3x eksi 1 oldu. O zaman 1 bölü 3 oluyor. Yani kökleri 3'e bölmüş oldum. Bu kökleri 3'e böler. Bu kökleri 3 ile çarpar. O zaman kökleri 3 ile çarptım. Her bir kökü 3 ile çarptım. Burada pardon 2 ile çarptım burada. Burada da 3'e böldüm. Ne oldu? Mesela bir tane kök olsaydı sadece bunun kökleri çarpımı 2x1 olacaktı. Bunun kökleri çarpımı x1 bölü 3 olacaktı. Bu arkadaş bu arkadaşın 6 katı olacaktı. Olmadı. İkinci bir kök olsa bu arkadaşın kökleri çarpımı 2x1 2x2'den 4x1 x2 olacak. Bu arkadaşın kökleri çarpımı x1 bölü 3 çarpı x2 bölü 3'ten x1 çarpı x2 bölü 9 olacak. Bu bunun 36 katı olacak. Bak tuttu. O zaman ikinci dereceden bir denklemden bahsediyormuşuz. Burada polinomdan bahsediyormuşuz. Dedim geçtim. Geldim son soruma. Px ve Qx polinomları başka sayıları 1 olan biri ikinci, diğeri üçüncü dereceden polinomdur. Px polinomunun köklerini oluşturduğu küme A. Qx polinomunun köklerini oluşturduğu küme B. A ile B'nin kesişimi bir elemanlı birleşiminin kümesinde vermiş. Arkadaşlar kökler bunlarsa bir çarpanları bu olacak, diğer çarpanları bu olacak, başka çarpanları bu olacak, başka çarpanları bu olacak vesaire. Bir de ortak bir çarpanları var. Bunlardan biri de ortak olacak. Hangisinin ikinci dereceden söyleyeceğim. Hangisinin ikinci dereceden, hangisinin üçüncü dereceden olduğunu biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum. O zaman ne yapmam lazım? Şunu yapmam lazım. Px ikinci dereceden olsun, Qx üçüncü dereceden olsun. O zaman iki tane yukarıya, üç tane aşağıya yazacağım. Hangilerini yukarıya, hangilerini aşağıya yazacağımı biliyor muyum? Hayır. İlk önce ben ortak olanı seçeceğim. Ortak olanı nasıl seçilebilir? Dördün birlisi kadar durum var, ortak olan durum. Bir olabilir, iki olabilir, üç olabilir, dört olabilir, ortak olan durum. Mesela bir olsun ortak olan. Hem yukarıya hem aşağıya. X eksi 1'i yazacağım. Yukarısı ikinci dereceden olması için yanına bir şey daha yazmam lazım. Ne yazmam lazım? Onu da şöyle seçeceğim. 3'ün birisi. Doğru mu? Geriye kalan 3 taneden bir tanesini yukarıya koyacağım. O da mesela x eksi 2 olsun. Demek ki aşağıya x eksi 3 ile x eksi 4 kaldı. Dedim. Yukarısının ikinci dereceden, aşağısının üçüncü dereceden olduğu durumda 4 çarpı 3'ten 12 durum var. Tersinde de 12 durum var. Toplamda 24 durum var dedim. Ve bitirdim arkadaşlar testi. Görüşürüz vallahi bitti. Hoşça kalın.